Bu haftaki konuğumuz yazar, şair, avukat İsmail Özmen. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim kısaca İsmail Özmen kimdir? Tanıyabilir miyiz? Efendim Niğde doğumluyum. Liseyi İstanbul'da okudum. Niğde Lisesi'ni bitirdim. Ankara Hukuk mezunuyum. 1962'den beri de avukat olarak çalışıyorum. Bu arada tabii bir yazı hayatımız var. İlk şiire 1952'de Türk Sanatı Şiir Dergisi'nde bir şiirle başladım. 1952. 53'te Elazığ Ulova Gazetesi'nde iki şiirim yayınlandı. Haziran 1953. İşte öylece kalemi kağıdın üzerinde koşturmaya başladık. 54-55 yıllarında Niğde'nin Sesi gazetesinde başyazı yazarak nesirlere başlamış olduk. Ve bugüne kadar işte bildiğiniz gibi hayat serüvenini yaşıyoruz. Yalnız ben bugün bir Niğde'nin Bağlık Bahçelik yöresinin bir köşesinde bu sohbete başlarken aklıma geçmişte yaşamış güzel eserler vermiş iki kıymetli kalem erbabımızın anısı aklıma geldi. Hakkı Eroğlu da Kayar'da da oturuyor. Yazları şehre inmiyor, orada okumakla vakit geçiriyor. Niğde'nin Paris'te Sorbonne'da okumuş, mezun olmuş gelmiş Mehmet Naci Ecer. 40'lı yıllarda Niğde Ortaokulu'nun müdürü, bizim de müdürümüz. Arkadaşı olan Hakkı Eroğlu'nu ziyarete gidiyor. Ne yapıyorsun üstad diyor, nelerle meşgulsun? O da diyor ki Sadi'nin diyor Bostanını Gülistanını okuyorum diyor. Diyor ki sen bunu Türkçe'ye kazandırabilirsin. Mehmet diyor bilmem becerebilir miyim? Yok diyor hoca sen senelerce lisede Farsça dersi verdin. Ve bak aslını da okuyorsun. Bir başla hele bir deneyelim. İşte bu Niğde bağlarında geçen bu sohbet edebiyatımıza Şeyh Sadi'nin Gülistan ve Bostan'ının en güzel tercümesini kazandırmıştır. Evet, evet. Mehmet Naci Ecer de çok ilginçtir. Geçti Borun Pazarı şiirinin yazıldığı şahıs. Namdar Rahmi Karatay değil mi? Evet, yazan Namdar Rahmi, yazılan şahıs Mehmet Naci Ecer. Evet efendim. Bunların ikisi de Paris'te beraber okurlar. Orada tabii hayal kuruyorlar. Çok güzel bir eğitim alıyorlar. Yıl 1924-25 falan. Türkiye'ye gelecekler. Bunlara çok yüksek mevkilerde görev vereceklerini düşünüyorlar. Geliyorlar. Birisi Adana Öğretmen Okulu'na müdür tayin ediliyor. Öbürü de Afyon Lisesi'nde felsefe hocası. Şimdi bu şiir çok değişik şekillerde anlatılıyor. Ben Niğdeli Şairler kitabımda evet. Namdar Rahmi'yi de anlattım. Sırf Niğde için bu şiiri yazdığı ve Niğde'nin adını böylece duyuruz. Edebiyat muhitlerine taşıdığı için hem rahmetli anayım dedim. Onun talebelerinin notlarına ulaştım. Bu olayı aşağı yukarı bu şekilde o notlardan öğrendiğimi söyleyebilirim. Efendim 40'lı yıllarda 1933 doğumlusunuz. Evet. 1940'lı yıllarda Niğde'de çocukluk hayatını yaşadınız. Tabii. Yaşadığınız o yıllarda Niğde'de hayat nasıldı? Çocukluğunuzdan hatıralar, komşuluk ilişkileri nasıldı? İnsanların birbirleriyle olan münasebetleri nasıldı? Geçimleri nasıldı? Efendim şimdi tabii 40'lı yılların Niğde'sinden bahsedebilmek için orada akılda kalan büyük hadiseler var. İkinci Cihan Harbi'nin karartma hadiseleri. Evet. İkincisi bizim Karne. Baba evim Ahipaşa Mahallesi. Ahipaşa. Kığlı Camii'ne yakın Ahi Sokak. Şimdi evet, Şenol Sokak şiiriniz olan. Şiiriniz de var efendim. Evet. Evet, Ahi Sokak. Şimdi
bu sokakta kiracılık diye bir şey yok. Herkes babadan intikal aynı evlerde oturuyor. Ve komşuluk, emin olun, akrabalıktan daha ileri. Sabah uyandığın zaman kapıda komşuyla selamlaşıyorsun. Bizim sağ tarafımızda Ahmet Köksal, kömürcü Ahmet diye tanınırdı. Eniştesi var ama arabacı Ömer Ağa. Sol tarafta İzzet Efendi. Karşıda Akkadın teyze, biliyorsun Akkadın teyze için bir şiir de yazdım. Evet. Kitaba da aldık. Efendim, bu komşuların mümeyyiz vasfı, hepsi de birbirine yakın fakirlikte. Geçiniyorlar ama öyle çalışarak, didinerek, tutumlu davranarak, yazın sebzenin bol zamanı sebze kurutarak, işte aklınıza ne geliyorsa, evlerin ikramı dut kuruşu, efendim çeşitli pekmezlerin şerbetleri, işte bazı üzüm bağı olanlardan üzüm turşusu, buna benzer kırılmış civiz içi, kuru kayısı, şekerpare çok az görülürdü. O bildiğimiz bizim sıradan kayısı var ya, o hem hoşaflık için çekirdekli koruyanlar kullanılırdı. Özellikle Ramazanlarda, mesela Ramazanlarda yenilen yemeklerin çeşitleri 2-3'ü geçmezdi. Cevizli makarna, pilav, efendim hoşaf, işte tahinli daha sonra katıldı. Evet. Yani daha o zamanlarda bu dönemde Niğde'de tahinli şeyi yoktu Ramazanlarda, tahinli kültürü. Evler kendileri yaptırırdı. Yani şeylerde, fırınlarda satılmazdı. Evet. Ama mesela diyelim ki babamın terzi dükkanı fırının bitişiğindeydi. Evet efendim. Böyle belli günlerde yarım kilo açık tahin alınır, komşu fırına verilir. O birkaç tane yapar, eve sarılır, sarmalanır, götürülür. Bir de alınan işler açıkça götürülmezdi. Benim çok ilginç olarak anlatmayı düşündüğüm bir olay var. Bir komşumuz var, memur. 2-3 tane portakal almış, elinde böyle arkasında. Öyle eve gitmiş, babam görmüş. Evde anneme dedi ki, yahu dedi, işte Ali Efendi 3 tane portakal almış, elinde göstererek gidiyor. Çocuklar görse nasıl ulaşabilecek? Yani ben pek hoş görmedim falan diye de anneme şikayetlendiğini hatırlıyorum. Şimdi o zamanki hayatın belki de ilginç tarafı, hayat standartları çok birbirine yakındı. Şimdi büyük uçurumlar var. Evet. Yani o zaman biraz kendini düzgün durumda olan babam terzi. Biz baharda 25-30 liraya bir eşek satın alıyoruz. Hacılar Sakuan'da oturuyoruz. Bir yaz bizi akşam bağa taşıyor, sabahleyin çarşıya taşıyor. Şimdi o komşulukta yardımlaşmalar var. Mesela cuma günü evinde camız veya ineği olan sütü komşulara dağıtırdı. Yani adeta bu bir kural. Kimsenin karşı gelmediği bir kuraldı. Sığırları alır götürür, şimdiki dışarı caminin önüne çoban gelir bekler, biz oraya götürürüz, çoban oradan alır, Sarova'ya götürür. Niğde'de her evde işte böyle inek gibi buna benzer hayvanlar beslenir, sütüyle, yoğurduyla evin bayağı bir ihtiyacı karşılanırdı. Evet. Yani büyük bir gelir yoktu. Şöyle söyleyeyim, cami imamının aylığı 6 liraydı babamdan dinlediğim. Çünkü bir bayram günü bayramlaşılıyor ya caminin içinde, elini sıkarken babam onun eline bir kağıt para sıkıştırdı. Çocukluk ya, gözüme çarptı. Çıkınca sordum. Oğlum dedi, Hasun amcanın dedi 6 lira maaşı var, bundan geçinebilir mi? Geçinemez. Biz de dedi bayramlarda böyle destek çıkarız dedi. Şimdi çocukların oyunlarına gelelim. Yani çamur içinde halam bulam vesaire. İşte o birbirinin üzerinde birdir bir falan, evet, gibi oyunlar var. Fakat ben hiçbir oyuna katılmazdım. Bu Ahmet Ağa bir gün bana gelmiş, komşumuz kömürcü Ahmet Ağa, sormuş.
İsmail ne yapıyorsun falan diye. Ben de bir iki böyle çivi bulmuş, kibrit kutusunun içine koyuyordum. Ne yapacaksın o çivileri falan dedi. Ev yapacağım dediğimi hatırlıyorum. Evet. Yani böyle. Ve Milli Kütüphane'nin bir odacısı vardı, Hacale Efendi. Bıyıklı falan, olgun bir adamdı. Ben ilkokul 4'te, 5'te o kütüphaneye gitmeye başladım. Hatta Mahmut Baler'in Baldan Damlalar diye bir kitabı vardı. Fevkalade güzel fıkraları var. Antalyalı rahmet. Evet, adamı da tanımışsınızdır belki. Kitabı ben şahsen okusun, tanıyorum adamı. Çok güzel sohbetleri vardı o adamın. O kitabı aldık okurken bir arkadaşla beraber okuyoruz. Bir gülme tuttu bizi. Şimdi dilimizi dişimizi böyle ısırıyoruz gülmeyelim diye ama gülüyoruz. Hacale gel dedi ki siz de dışarı çıkın biraz gülün de öyle gelin içeri. Kütüphanenin yeri neredeydi efendim? Kütüphane bankası var ya. Evet efendim. Onun arkası ve şimdiki önünde kare şeklinde merdivenle çıkılan sarı taştan, yonulusalı taştan yapılmış güzel bir kütüphaneydi. Evet. Alt tarafında da yanda dükkanlar vardı. Berber Ali Dokuzer dükkanında bir tane saz asılıydı. Böyle saz çalmayı bilen adamlar tıraşa geldiklerinde onlara rica eder. Ya şunun bir akordunu yap falan derdi. Efendim daha doğrusu dermiş. Orada bir hava yaptırıverirlermiş. Çalgı saz dedik de o dönemde Niğde'de düğün kültürü nasıldı? Şimdi düğün kültürü bizim bu Nideli Şairler ve Son evet. Çıkan Nide kitabında da anlattım onu. Merasimler o kadar oturmuş ki fazla bir değişiklik olmuyor. Herkes ona uyuyor aşağı yukarı. Mesela oğlan evinde güveleme yapılıyor. Evet. Güvelemeyi bir akraba alıyor. Bütün masrafını o yapıyor. Güveyle arkadaşları o akşam yiyip içip eğleniyorlar. Kız evi var, işte çalgılıdır gelen alındıktan sonra. Düğünün başlangıcında çalınacak türküler var. Mesela Niğde'de fevkalade bir türkü zenginliği var. Bunu biliyorsunuz birkaç arkadaşımız yazdı. Ben de onlara kitaplarına bazı ön sözler şunlar bunlar karaladım. Yani Türkiye folklorunun sazla ilgili, klarnetle ilgili birçok eseri bu İç Anadolu'da evet. yoğrulmuştur. Konya, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat falan. Evet. Çünkü ben şöyle söyleyeyim. Kolbastı çıktı değil mi? Trabzon'da dediler. 60'lı yıllarda kolbastı Niğde'de çalınıyordu. Yani benim folklorla yakın ilgimi biliyorsun evet. sen. Yani bu Niğde'nin isim yapmış bütün saz ustalarının Niğde geceleri yaptırdım. Onlar çaldılar, söylediler. Bunlar bir kere, 10 kere, 20 kere değil. Niğde'de geçmiş dönemlerin önemli kültür faaliyetlerinde anma günleri, şiir günleri, efendim bir dışarıdan gelen misafir varsa onunla yapılmış şiir söyleşileri. Mesela Ayhan Hilal gelmişti beraber. Halk evinde bir sohbet yaptık. 70'li yıllar fevkalade ilgi gördü. Aylarca konuşuldu. Çimento'da misafir ettik falan. Evet efendim. Tabii çocukluk hatıralarınızdan şöyle bir şey ben gördüm. Bugün insanlar yediklerini içtiklerini sosyal medyada paylaşıyorlar. Ama o dönem insanların yediklerini içtiklerini gösteriş yapmadıklarını görüyoruz. Komşular arası yardımlaşma olduğunu görüyoruz. Bencillik olmadığını görüyoruz. Herkesin birbirini tanıdığı, selam verdiği bir toplum var. Ne yazık ki o değerlerin birçoğunun bugün kaybolduğunu görüyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim çorba götürdüğüm komşularımızdan iki kişi vardı, iki evet, hanım efendim. Vardı. Bu hanımlardan birisi, kocası işte belki de Kurtuluş Savaşı'nda şehit olmuş bir kadın, bilmiyorum evet. beyini. Efendim fakat fakir. 40'lı yıllar değil mi? Tabii. Evet. İşte evde pişmiş böyle yemek veya çorba gibi bir şey olursa, bize veriyorlar, biz de götürüp veriyoruz. Bir de bizim komşu Dönmen'in Fadime Adın teyze vardı. Evet. Bu Fadime Adın teyzeyi ben hep rahmetli anıyorum. Çünkü ilginç bir kadındı.
bir evin, bizim evin arka tarafındaki sokakta bir evin merdivenle damına çıkıyoruz. Damında biraz yürüyoruz. Onun kapısı var. Tık tık diyorum. Efendim, açıyorum. Teyze namazda. Evet. Bekliyorum. Selam veriyor. Tabii beni tanıyor. Huri Hanım'ın oğlu geldi diye. Buyur oğlum diyor, yavrum diyor. İşte annem bunu gönderdi diyor, diyorum. Zahmet etmiş diyor, alıyor efendim. Biz koşarak eve dönüyoruz. Daha çok akşam yakınları, böyle kimsenin de pek yok, sokaklarda azaldığı bir zamanda bu ikram yapılıyor. Fakat şunu söyleyeyim. Şimdi şu apartman şeyinde, mülk sahiplerinin oturduğu apartmanlarda böyle bir gelişme var. Evet. Yani bu gelişme bizim kültür seviyemizle doğrudan doğruya ilişkilidir. Ve öyle özellikle belli bir kültür seviyesini yakalamış insanlar arasında şimdi de çok ciddi ve güzel dostluklar var. Evet. Beraber şehirler arası ülke, yabancı ülkelere seyahatler yapıyorlar, komşuluk yapıyorlar. İşte yazlıklara gidiyorlar, denize gidiyorlar. İnşallah eskiden bu imkanlar da yoktu tabii. Evet, yani pek ümitsizliğe kapılmayalım. Bu Anadolu mayası diyorum ben buna. İşte ona bir kısmımız Anadolu iklimi diyoruz. Müslüman Türk kültürü. Tabii medeniyetimizin büyüklüğünün bir işareti. Evet. Bizim 1000 yılı geçkin 1500 yıldır yoğurduğumuz, 2000 yıldır yoğurduğumuz bir hamur var. Bu hamurdan burada yaşayan herkes nasipleniyor. Evet. O bakımdan biz tekrar kendimize dönüyoruz. Dönmek mecburiyetindeyiz. Biz başkalarını taklit ederek bir yere varamayız. Evet. Taklidin altında bir anlamda maymunluk yatıyor. Evet. Yani insanlığımızdan çıkmış oluyoruz. O bakımdan ben ümitsiz değilim. Yalnız eğitim konusu, öğretim konusu, öğretmen yetiştirme. Bak biz geçen sayıda biliyorsunuz, senin de o sayıda şiirin olacak. Eğitim dosyası yaptık. Evet, ben Akıllar Dergisi'ne evet, gireceğiz efendim. Gireceğiz değil mi? Bu dergi şimdi, İsmail abinin 10 yıldır çıkardığı bir dergi. Burada, son sayısı 58. burada sayı. Burada çok evet, kıymetli efendim, bir düşünürümüzün, Nurettin Topçu'nun marif demek, muallim demektir sözü evet, var ya. Önemli, çok önemli bir söz. Şu anda Türkiye'nin en büyük ihtiyacı bu, emin olun. Evet. Efendim, bak bu mesela, konuyu tekrar şey yapalım da. Tabii, hay hay. Şimdi sizin bir İstanbul'da öğrencilik döneminiz oldu. Bu da 50'li yıllar. Evet. Ve o dönemde 49-50 Kuleli evet, Lisesi'nde okudunuz. Efendim, o dönemde birçok şairle, yazarla tanışma imkanı buldunuz. Neyzen Tevfikler, Hamdullah Sufi Tanrı Överler. Evet. Orayla ilgili unutamadığınız Mithat Cemal Kuntay, bir hatıranız var mı efendim? Şimdi burada lise yok tabii. Evet efendim. Bir dostumuz, şimdi ismini de hatırlamıyorum ama tahmini olarak bir hoca, öğretmen. Çok başarılısın. Fakat aile durumun okumaya müsait değil. Sen bir de şöyle bir yol takip etsen falan dedi. Allah Allah. Çünkü o arada artık lisede bir şey yapmak veya da okuma kapısını kapatmak gibi bir durum var. Sorduk, soruşturduk. Biz netice bir imtihanla İstanbul'da Şengelköy Lisesi'ne kaydımızı yaptırdık. Aşağı yukarı rahatsızlık dönemimle beraber 4,5-5 yıla yakın İstanbul'da hakikaten duygulu ve bana çok şey vermiş bir dönem yaşadım. Orada Türk Ocakları'nda Milli Türk Talebe Birliği'nde konferanslar vardı. Türk Ocağı'na bir arkadaşımla gittik. Hamdullah Suphi Tanrıver, büyükelçi olarak Balkan ülkelerinde görev yaptığı dönemlerdeki anılarını anlatıyor. Evet. Bugün gibi şeyi, görüntüsü
gözümün önünde kahverengi çizgili yelekli bir takım elbise, böyle hafif siyah bıyıkları var ama uzun değil. El kol hareketiyle konuşuyor ama gür bir sesi var, etkileyici bir konuşması var ve oradaki Türklerin çektikleri acılar, sıkıntılar, işte kendinin yaşadıkları İstiklal Harbi anıları, onu belki hatırlarsın Akpınar'ın bir sayısında 30 Ağustos 1924 veya 25 kutlaması o meydan muharebesinin yapıldığı yerde yapılıyor. Gazi geliyor, hazır bulunuyor. Orada Hamdullah Supi bir konuşma yapıyor. Bunu bizim öğretim üyelerimizden edebiyat hocası Profesör Ali İhsan Kolcu Milli Edebiyat kitabına bu şeyi, konuşmayı almış. Ben de yazımda onun bir kısmını kaynak göstererek aktardım. Tabii bir insan yalnız midesiyle değil, gözleriyle, ruhuyla doyar. Evet, oradan da beslenir, oradan da doyar. Orada biz Milli Türk Talebe Birliği'nde genç doçentlerin müstakil konularda hazırladıkları konferansları dinledik. Daha sonra bunlar kitap halinde yayınlandı. Ben o yayınları gördüm. Hacimli, mesela 10 konferansı bir cilt yapmışlar. 8 konferansı bir cilt yapmışlar, evet, yayınlamışlar. Şimdi İstanbul'da bahsedeğer konulardan şiir günleri var. Lise 2. sınıf öğrencisiyim. Vaniköy'e geldik. Robert Kolej, şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin yukarıda bir salonu var. Tevfik Fikret Salonu'nda bir şiir, edebiyat toplantısı var. Heyecanla gidiyorum, yalnızım da. Çıktım, vardım. Kimler var? Baki Suadiboğlu. Evet. Hem İstanbul Radyosu'nun spikeri, hem iyi bir şair. Bir de o kadar güzel bir ses tonu var, o kadar güzel şiir okur ki hayran kalmamak mümkün değil. Şimdi ikinci kahraman Sen 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 adlı şiir kitabının yazarı Özdemir Asaf. Hikayecimiz meşhur. Said Faik Havasıyanık. Hani onun koca şapkalı Beşiktaş'ta üç arkadaşla çektirdiği bir fotoğraf var ya, evet, hep onu da hatırlıyoruz. Orada fakat ilginçtir. Herkes kürsüye gelip konuşuyor. Bu gelmedi. Böyle değişik bir adam, ince uzun boylu, yalnız. Süzülmüş bir yüz. Ben dedi bulunduğum yerden dedi konuşabilirim falan dedi. Baki Süha Ediboğlu mikrofonda dedi ki şöyle gelirsin dedi, daha iyi olur bilmem ama dedi işte falan, böyle takıldı. Neyse anladım dedi. Orada birkaç cümle konuştu. Fakat Özdemir Asaf şiirlerini okudu. Biz de orada tarifsiz bir lezzet aldık yani. Çünkü adamlar o zamanın, işte televizyon yok, radyolarında, gazetelerinde gördüğümüz simalar. Ben oraya birkaç edebiyat toplantısına gittim. Orada Tevfik Fikret'le Atatürk'ün fotoğrafları vardı. Fakat Batı'nın fizikte, kimyada, matematikte isim yapmış ilim adamlarının resimleri vardı. O beni çok etkiledi. Niye bizimkiler, evet, yok burada diye. Efendim, burada bir reklam arası verelim. Hayır. Şimdi reklam arası. Bora Home. Evinizi güzelleştiren oturma grupları ve yatak odaları,
1900 liradan başlayan fiyatlarla, kredi kartsız, peşin fiyatına 18 taksitle. Rengarenk genç odaları ve bebek odaları, tablet bilgisayar hediyeli. Mobilya, beyaz eşya, genç odaları, yatak, baza ve çok daha fazlası Bora Home'da. Cep telefonu almak isteyenler, onlarca marka ve model cep telefonları kefilsiz senetsiz 24 ay vade kolaylığı ile. Birbirinden güzel ürün seçenekleri için 1500 metrekare alana sahip Niğde'nin en büyük arçelik bayi olan Bora Home'a sizleri bekliyoruz. Evinize bir güzellik yapın, mobilyada kredi kartsız 18 ay taksit imkanını kaçırmayın. Niğde Mağaza, Bor Yolu 1. Kilometre. Bor Mağaza, Eski Hükümet Meydanı. Bora Home. Yaşamın kaynağıyla tazelenip, her yudumda doğanın saflığını ve temizliğini hissedeceğiniz tabii su, tabii ki Beysu, doğal kaynak suyu. Yenilenmiş tesislerinde şimdi Konya Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle. Alışveriş için uzaklara gitmenize gerek yok. Size yakın Nevşehir'den Niğde'ye kadar 6 şubesiyle hizmet veren Elit Beğendim Alışveriş Merkezleri gününüzün sağlıklı ve hesaplı geçmesi için çalışıyor. Uzmanlarımızın kontrolünde seçilen binlerce kaliteli ürün siz güne başlamadan Elit Beğendim reyonlarında yerini alıyor. Elit Beğendim'de kaliteli ve hesaplı bir alışveriş gerçekleştirirsiniz. Burcu Kuru Temizleme yeni adresinde hizmetinizde. Burcu Kuru Temizleme'de bütün giysileriniz, perde ve yorganlarınız dokusu bozulmadan itinayla temizlenir ve yıkanır. Kuru temizleme, ütüleme ve çamaşırhane hizmetleri veren Burcu Kuru Temizleme'de pas, yağ, mürekkep, boya ve ağır lekeler garantili temizlenir. Burcu Kuru Temizleme'de ayrıca gelinlik, abiye, bay bayan elbiseler, takım elbise, gömlek, perde, yorgan, battaniyeler, masa örtüsü son sistem teknolojiyle itinayla yıkanır. Makinalarımız %100 garantilidir. Kullandığımız kimyasallar kanserojen madde ve alkol içermemektedir. Burcu Kuru Temizleme, Çamaşırhane ve Ütüleme Hizmetleri adres Esenbey Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü arkası, Polis Kantini yanı numara 25 Niğde. Telefon 0388 233 44 47. GSM 0505 646 14 14. Eftahya Bayan Kuaförü. Güzelliğe, estetiğe sahip olmak için çıkmak gerekmiyor uzaya aya. Özgür, nefes alabilen, olağanüstü saçlar için uğrayacağınız tek adres Eftelya Bayan Kuaförü. Gelin, nişan saçı, balyaj, boya, röfle, fön, kesim, manikür, postiş, peruk, sirada, cilt bakımı ve dahası için Eftelya. Adres Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Köy Hizmetleri Misafirhanesi Karşısı, Emek Apartmanı Niğde. Telefon 0388 232 79 87. Eftelya Bayan Kuaförü. Güzelliğe ve estetiğe atılan imza. Star Temizlik ve Kozmetik birbirinden iddialı ürünlerle siz değerli müşterilerine hizmet sunuyor. Kozmetikte tanınmış markalar Farmosi, Avon, Orfline, Temizlik'te Enmey ve Lok. Geniş ürün yelpazesi Star Temizlik'te. Kozmetin ve temizliğin starı Star Temizlik. Adres Yeni Çarşı, Eski Müze Karşısı. Telefonlar 0388 232 0603 0542 725 50 51. Star Temizlik ve Kozmetik. Kozmetiğin ve temizliğin starı. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet efendim. Şimdi İstanbul deyince o kadar söylenecek söz var ki. Bir gün Bağ-ı Ali'den yukarı çıkıyorum. Sergiler geziyorum tabii. Bağ-ı Ali Cağaloğlu yokuşu. Cağaloğlu yokuşu. Vilayeti geçtik. Hafif bir dönüş var ya. Orada kitap sergisi var. Bir kitap dikkatimi çekti. Fuat Köprülü'nün Türk Edebiyatı Tarihi. Hemen sarıldım şöyle kalınca bir kitap.
Amca kaç lira falan dedim. Oğlum dedi 30 lira dedi. Cebimde 30 lira olması mümkün değil. 15 liram falan var. Dedim ki amca satma da ben Kapalı Çarşı'ya gideyim. Amcamın oğlu orada kuyumcu. Evet. Ondan para alacağım, gelip kitabı alacağım. Koşa koşa gittim Nur Osmaniye'nin içinden. Efendim'in önünden Akikçiler Sokak vardım. Ne oldu dedi abim. Dedim bir kitap buldum ama bulunmaz bir kitap. 15 lira eksik. Aa dedi ya al şu parayı git al falan dedim. Ben hemen parayı vardım ama emin ol kitap satılmış. Nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm. Bir başka gün Sirkeci'den gene yaya çıkıyoruz. Kitapçı vitrinlerine bakarken Neyzen Tevfik'in Azab-ı Mukaddes kitabını vitrinde gördüm. Girdim, amca şu kitabı alabilir miyim? Al oğlum dedi, kaç lira dedi. Kaç lira dedim. Şimdi tam hatırlamıyorum ama ucuz 2-3 lira falan veya 5 lira civarında ama param var alabilirim. Tövbe şöyle başladı. Dün dedi bu kitabı alsan olmaz mıydı dedi. Kitapçı bana bağırıyor. Efendim dün ben izinli olamam ki. Bugün çıktım bugün alıyorum. Dün alsaydın sahibine o para yetişecekti. Bugün o adam öldü. Evet. 1 Ocak 1953 olabilir. Neyzen Tevfik'in vefat. Efendim, Nideli Şair ve Yazarlar. Önemli bir çalışma, önemli bir kaynak eser. 106 tane şair ve yazarın biyografisi, hayat hikayesi ve alanında yapılmış en büyük çalışmalardan örnekler, birisi. Şiirler, efendim, hikayeler falan. Bu kitap nasıl başladı? Bu kitabın çalışması nasıl başladı? Ne sebep oldu buna? Nasıl anlatır mısınız? Efendim ben Nideli şairlerden Kemal Ümmi ile ilgili 2-3 yazı Erciyes dergisinde yayınlamıştım. Evet. Sene 83 veya 84. Nide şenlikleri yapılıyor. Vali Ünal Özgödek, o da hukuk mezunu arkadaşımız. Çok iyi de bir diyaloğumuz, dostluğumuz var. Bu Nide şenliklerinde dedi ki, bir akşam dedi, Nideli şairleri tanıt dedi bana. Yaşayanları davet et, ölmüş olanları da sen hayat hikayesi ve eserlerinden örnekleriyle anlat. Hay hay efendim dedim, ben çalışmaya başladım. Bir baktım ki o kadar çok malzeme var ki. Evet. Biz o gün yaşayan 10-12 şairi getirdik. 8-10 şairin de hazırlığını yaptım. Çok güzel şiirlerin, anıların konuşulduğu bir gece yaptık. Vali Bey çok memnun oldu, seyirciler memnun Hangi oldu. Şairler katılmıştı efendim? Efendim? Hangi Nideli şairler katılmıştı o programı hatırlıyor musunuz? Şimdi birkaç isim. Doğan Baran'ın bacısı, kardeşi, hazine avukatı bir hanım vardı. Ayhan Baran. Ayhan Baran, evet. Bravo. Ayhan Baran. Efendim. Herhalde Çankaya'da katıldı. Mehmet Emin Arısoy. Emin Arısoy, bravo. Evet. Sonra Ferit Vali Bey katılmış mıydı? Bordan. Ha, anladım. Anladım. Ferit Kahraman, Ünal. Ferit Ünal. Ferit Ünal arkadaşımız gelmedi. O Ankara'da vali görevdeydi. Görevdeydi. Efendim. Epeyce gelen oldu. Güzel bir gece oldu. Güzel bir gece oldu. Ben tabii gelmeyenlerden, halk şairlerinden o Kemali babaları, Mevlüt Yıldırımları falan o gece anlattım. Ve yani Mevlüt Yıldırım, Kemali baba deyip geçiyoruz ama bizim halk edebiyatımızda bir ağırlığı olan ve şiiri yakalamış evet. insanlar. Çok ilginç işler Değerli oldu. Değerli Nide'de halk kültürü anlamında Hüdaverdi, tabii. Efendim söyleyeyim Tahiri, Altunhisarlı Tahiri, Kemali Baba. Bak, Altunhisar açınca orada evet, baba oğullar var, çok şair var.
Zaten bu kitapta da bunların evet, birçoğu tanıtılıyor. Evet, hepsini anlatıyorum. Şimdi evet. Bu şu kitaplar bu valimiz Ahmet Özgürt zamanında evet, 1990'da bu çalışmayı tamamladım. Evet. Notlar bir klasör, 764 sayfa götürdüm. Vali Bey'le de hakikaten benim 62'den sonra bütün valilerle çok iyi, belediye başkanları, milletvekilleriyle çok yakın dostluklarım vardı. Anlattım, yayınlayalım dedi. Hemen görevliyi çağırdı, hemen ilana çıkın dedi. İsmail Bey'in dedi, İdeli Şairler kitabını yayınlayalım. Bu kitabın bir şansı var, 3000 adet basıldı. 300 tane de ciltli. Evet. Bu ciltler parlamenterlere, valilere falan hediye edildi. Şu anda herhalde Türkiye'nin kütüphanelerinin yarısında evet, vardır bu kitap. Evet. Şimdi biz tabii tiryakisi olduk bu işin. Araştırırken falan derken aradan bir 10 yıl daha geçti. Evet, ikinci cilt. Bir cilt daha yazdık. Vefik Bey'e gittik, dedik ki Sayın Valim bir çalışma yaptık. Birinci cildi biliyorsunuz dedik. Çünkü her gelen valiye ondan önce yayınlanmış cildi hediye ediyorum biliyor musun? O dedi hemen ihaleye çıksınlar. Çıktılar. Kitap basıldı. Ben böyle Türk Edebiyatı'ndan esintiler dedim. Evet, evet. Buraya da yazarlar iki dedim. Şu bakın ayrı renkler kullandım. Niye biliyor musun? Ararken ya işte İsmail Bey'in sarı cilt vardı ya. Evet. Mavi cilt vardı aklında ya. Aklında kalması kolay olsun. Kolay olsun evet, diye efendim, şey yaptık. Şimdi aradan bir 10 yıl daha geçti. Bir cilt daha yazdık. Fakat bu ciltlerde ilginç bir şey var. Bazı arkadaşlar da ne diyor ki hepsi Niğdeli. Yok. Şimdi bunların bir kısmı Niğde doğumlu. Bir kısmı Niğde'de yaşamış görev sebebiyle bulunmuş. Bir kısmı da Niğde için yazmış. Evet efendim. Ben bunların hepsini almaya çalıştım ve şu anda da yazmam gerektiğini düşündüğüm Besim Atalay gibi buna benzer Türk Edebiyatı'na, fikir hayatına büyük eserler vermiş insanları da Niğde'de Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış 1919. Evet efendim. Şimdi inşallah bunu Şairler ve Yazarlar Ansiklopedisi olarak genişleteceksiniz. Yeniden ilaveli bir üçüncü baskı yapalım diye düşünüyorum. Evet, bu kitabınızda geçen sene kaybettiğimiz Bekir Sıtkı Erdoğan'la ilgili en geniş çalışma sizin. Evet. Onun da annesi Niğdeli herhalde. Evet, annesi Niğdeli. Kendisiyle de görüştük, haberleştik. Bana bir dosya dolu malzeme gönderdi, materyal gönderdi. Dediğiniz gibi ben Kabaklı Hoca'yı inceledim. Zaman Gazetesi'nde Bekir Sıtkı ile ilgili önemli bir yayın yapılmış, onları inceledim. Bir yakını benim arkadaşım geçen de rahmetli oldu, Yılmaz Özdoğan. Allah rahmet eylesin. Onun da bu bilgilerin toplanmasında çok büyük emeği var. İşte hanımı rahmetli oldu, haber verdi, telefonla başsağlığı diledim. Oğlu rahmetli oldu falan, öyle görüştük. Bekir Sıtkı Erdoğan bizim edebiyatımızda o da senin gibi, diğer dostlarımız gibi hakikaten iyi bir şair. Bir şey yapmıştır o. Yahya Kemal bizim medeniyet tarihimiz, kültür tarihimiz ve bu tarihten gelen kültürü mısralarına adeta lif lif işlemiş. Bekir Sıtkı Erdoğan da halk edebiyatının ve halk kültürünün bütün ince güzelliklerini çok seviyeli bir üslup içinde, bir şiiriyet içinde ve halk edebiyatı şekillerini kullanarak edebiyatımıza kazandırmıştır. Evet, çok büyük hepsini ve onu da rahmetle anıyorum. Evet. Bunlar kolay yetişecek insanlar değil. Şükür ki yaşamışlar ve bu güzel şiirleri edebiyatımıza kazandırmışlar. Evet efendim, sizin eviniz Kemal Ümmi Hazretlerinin türbesinin yanında. Şimdi evet, o şimdiki evimiz, doğru. Evet. Kemal Ümmi Hazretlerinin meftun yattığı yer. Evet.
Aynı zamanda Niğde Mevlevihanesi. Evet. Şimdi sizin son Niğde Mevlevihanesi'ndeki son şeyhle ilgili bir hatıranız vardı efendim. Onu alabilir miyiz? Şimdi onu şöyle başlayalım. Kemal Ümmi'den bir iki cümle evet, bahsedelim. Efendim. Onu divanı tam olarak yayınlayan çok kıymetli arkadaşımı da rahmetle analım. Allah rahmet eylesin. Şimdi Kemal Ümmi ile ilgili yazıları Niğde'de 1930'lu yıllarda müfettişlik yapmış. Zeki Oral diye bir zat var. Onun oğluyla da haberleştik, görüştük. Üniversitede de Nevzat Topal arkadaşımız onun bütün yazılarını bir bibliografya olarak hazırladı. Biz onu şeyde dergimizde Akpınar'da yayınladık. Evet. Zeki Oral'ın yazılarının birinde bir bahar tasviri vardı. O kuşları, o çiçekleri, envai çeşitleriz ya, bugün bile o çiçeklerin adını çoğumuz bilmeyiz. O kadar güzel bir şiir yazmış. O şiirle ben Kemal Ümmi'nin kapısını çaldım. O bir girizgah oldu. Girizgah oldu. Kemal Ümmi derken bizim arkadaşımız Niğde'ye geldi, yardımcı doçent. Türk Dil Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi. Daha önce iki büyük şairin divanlarını Türkçe'ye kazandırmış yeni harflerle. Ve bir de mesleki birikimi sebebiyle çok ilginç bir irdeleme ve araştırma ve mukayese yapmış. Diğer divanlarla eksikleri tamamlamış. Kemal Ümmi Divanı hakkında ben İstanbul'a 81-82'de gittiğimde Faruk Kadri Timurtaş'ın asistanının yardımını aldım. 500 beyti Türkçe'ye aktarılmış bugünkü şeye. Bir tez olarak, mezuniyet tezi olarak. Orada biraz daha nefeslendim Kemal Ümmi konusunda. Sonra arkadaşımızla bir gün dedi ki bu şeyi bir ziyaret edelim. Kemal Ümmi'nin mezarını, türbesini bir ziyaret edelim. Sen biliyorsun dedi. Ben vallahi dedi rastlamadım. İyi kötü geziyorum Niğde'yi ama dedim. Beraber çıktık gittik. Bu şimdiki oturduğumuz evin, Yenici'deki evin hemen yan tarafında. Zaten orada Kemal Ümmi Caddesi olarak tanınıyor. Şimdi iki kapısı var oranın. Birisi Yeşilburç ana yoluna açılan kapı. O kapının taşları, üstündeki taş ustalarının şekillendirdiği manzara, orada bir büyük tarihin ve edebiyatın adeta giriş kapısı gibi. Bizim orada bir resmimiz var ikimizin. Kitabın arkasına koyacaklardı. O divanı yayınlayan eski belediye reisi, bugünkü değil, ondan evvelki belediye başkanı. Neyse, o resmi koydurmamış. Halbuki koydursaydı, nihayet herkes fanidir, bir gün gidecek. Bak arkadaşımız ebedi aleme göçtü. Ve divanın o çileli günlerinden, o kapının insanı etkileyen huzurlu duruşu, biz birkaç dakika o kapıda sessiz durduk. Huşuyla, vecd içinde. Evet. Şimdi orada Hüsamettin Efendi, torununun da adı Hüsamettin'dir, yaşıyor şimdi İstanbul'dadır. Son Mevlevi Şeyh'in. Son Mevlevi Şeyh'in hanımı Huriye Hanım teyze, annemin arkadaşıydı. Onlar o böyle çayırlık bir bahçeleri vardı. Orada sabah 10'da 11'de buluşurlar. İşte bizim evden veya oradan nereden kahve gelirse veya çay içerler, sohbet ederlerdi. Huriye Hanım teyzeden ben Hüsamettin Efendi'nin kitapları konusunda birkaç defa konu açtım. Oğlum dedi, 1930'lu yıllar dedi, 35 mi 36 mı dedi. Burada bir müfettiş vardı, çok beyefendi bir adamdı dedi. Geldi, teyze işte ben Kemal Ümmi'yi yazıyorum. Daha başka bilgiler varsa, Hoca Efendi'nin şu kitaplarını
ben alayım. Zaten Osmanlıca'yı güzel okuyor Zeki Oral. Şeyi Konya'da da çalışmaları var. Bu eski bizim şeriye sicilleri ve diğer salnameleri inceleyerek bayağı yayın yapmış bir insan. Teyze de diyor ki hay hay oğlum diyor, işte kaybolmasın fakat yazın çizin falan veriyor. Ve tabii tayini buradan Konya'ya çıkıyor hocanın. Bu kitaplar geri gelmiyor. Fakat onu öğrendi ki ya Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde veya Ankara'da Tarih Kurumu'nda bu belgelerin, Zeki Bey'deki olan kitap ve belgelerin oraya bırakıldığına dair rivayetler var. Ben bu rivayetleri üniversitedeki kıymetli arkadaşlarımıza anlattım. Onlar bu konunun arkasındalar. Oğluyla görüşüyorlar. Tahmin ediyorum Hüsamettin Efendi'nin kendi el yazması eserler var mı, yok mu? Çünkü bakın çok ilginç şeylerle karşılaşıyoruz. Biz Hakkı Ayrıoğlu'nun Gülistan, Bolstan ve Pentname'nin tercümelerini yaptı diye biliyorduk. Şimdi bir kitap çıktı, Rubabname. Evet, Konya bir Konya şeyimiz. Kültür Müdürlüğü bunu bir öğretim üyesine yazdırmış, hazırlatmış. Bizim kitaba da sağ olsun atıf yapmış. Elimize geldi, şimdi yeni bir kitabı daha çıktı. O yeni kitabı da yayınlanmış. Tahmin ederim birkaç gün içinde bana da bir nüshası ulaşacak. Demek ki adam 3 tane değil 5 tane tercüme yapmış. Evet. Efendim şiirle iştigaliniz var uzun yıllardır. Şiirlerinizde İstanbul özlemi var. Ana tema olarak genelde. Yahya Kemal Ekolü'nün bir temsilcisi olarak görüyorum ben sizi. Efendim bu noktada bir şiirinizi okuyabilir misiniz bize? Vallahi bir Karamelendiz yolunda yoksa Niğde'yim okuyun. Niğde'yi okuyun abi. Olur hay hay. Onu Niğde şiirinizi dinleyelim. Evet. Başlayın abi inşallah. Niğde şiirimi evet, takdim abi. Etmek isterim. Dinleyelim abi. Dağlara yaslanmış olan keyfince bir ayrı hazı var burada baharın. Çevre tepelere hayat gelince bir ayrı hazı var burada baharın. Alaaddin Tepe kale göründü. Kayardı gicimik renge büründü. Bazlama yapıldı, dürüm dürüldü. Leylekler müjdeler yurda baharın. Güzeller ocağı şair yurdudur. Yaylalar yolcuya çadır kurdurur. Bir gün misafirlik yarı buldurur. Aksi sedasıdır nurda baharın. Özmel der ki nirde bir ayrı güzel. Farkı yok gözümde yaprakla hazal. Kışıyla yazıyla mevsimler güzel. Gösterisi vardır burada baharın. Evet, efendim teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Efendim, 10 yıldır bir dergi çıkıyor Niğde'de. Akpınar dergisi. Derginin şu anda 58. sayısı çıkıyor. Efendim, bir Akpınar dergisi 1930'lu yıllarda çıkmış bir halk evine çıkardığı bir dergi var. 1936-1941. Evet. Bunun hikayesini anlatır mısınız bize? Bu dergi nasıl çıktı, nasıl devam ediyor? Efendim, şimdi Akpınar biliyorsunuz. Bir cilt halinde 12 sayfa, 10 sayfa, 14 sayfa çıkmış bir dergi ama Niğde'de ilk çıkan bir dergi. 41'de kapanmış. Şimdi biz arkadaşlarla toplandık. Ben ısrarla bir dergi çıkaralım diyorum. Adı ne olsun? Üniversiteden gelen arkadaşlar var. Şimdi onlardan ikisi Konya'da, diğerleri burada. İşte Nedim Bakırcı, Nevzat Topal ve diğer arkadaşlar, Murat Soyak, Kibar Ayaydın. Yani bayağı varız, 15-18 kişi varız. Ben dedim ki arkadaşlar, Akpınar Niğde'de zamanında bir derginin adı olmuş. Biz bu şeyi, çığırı kapatmayalım. Bir de yayla ismi Akpınar aynı zamanda. Tabii aynı zamanda evet. Eski Gümüş'ün tepesinde
dağın üzerinde güzel bir yayla var. O Akpınar Yaylası'dır. Ve eski Akpınar dergisinde de oraya yapılmış seyahatin hikayesi anlatılmıştır. Akpınar'a böyle başladık. İki ayda bir çıkıyoruz biliyorsun. Bu ilk sayı Ocak 2006. Her sayıda bir doz kazanıyoruz biz. Şimdi her sayının kendine göre bir görüntüsü var, bir yüzü var. O yüzüyle naklediyoruz. İşte geçen sayı ne diyoruz? İşte Profesör efendim Oktay Sinanoğlu, Allah rahmet eylesin. Onun eğitimle ilgili düşüncelerini anlattığım yazı, üstünde de resmi. Tabii ki bu konulara emek vermiş Doçent Nurettin Topçu ve eğitim davası. İşte böyle her iki ayda bir sayfa açıyoruz. Bu sayfada dostlarla sohbet ediyoruz. İşte gelecek nesiller bunlardan, düşüncelerimizden, şiirlerimizden bir ilham alırsa bu bizim için fevkalade bir teselli olacaktır. Efendim, şiir kitaplarınızın haricinde, Nideli Şairler ve Ezeler kitabınızın dışında düşünce eserleriniz de var, deneme kitaplarınız da var. Sayısı kaç? Bunların isimleri nelerdir? Öğrenebilir miyiz efendim? Kaç kitabınız oldu? Efendim, şimdi 27'yi bulduk. 27 kitabınız var. Evet. Şimdi bunlardan bu son 8 kitap hakikaten düşünce ağırlıklı yazılar ihtiva ediyor. Bu dil ve edebiyat yazıları, kültür ve tarih sohbetler, bunlar iki baskı yaptı. Sihirli Zaman ve Bindallı Yazılar. Evet. Ondan sonra 55 Soruda Düşünen İnsan, Yansımalar, Türk Musikisi ve Kültürümüz. Bak mesela bu Yansımalar geçen yıl yayınlanan bir kitabı. Evet, ben kameraya tutayım. Evet, bu kitap hakikaten Yansımalar kitabımız. Bizim fikir hayatımızda inşallah bir merhaleyi ifade edecek. Bu arada sayısı çok çabuk tükenen Denemeler Yorumlar. Evet, Denemeler bizim hakikaten böyle titreşimli bir ortamda kaleme aldığımız eserler. Zaten bu düşünce eserlerini ben öyle oturup parça parça yazmıyorum. Bir akşam diyelim bu saatlerde oturuyorum, bir kalem, bir defter. Evet. Gece saat 2, 3, 4'e kadar 40 sayfa, 60 sayfa, 64 sayfa. Mesela şunun temeli 64 sayfa. Yazıyorum, tamam diyorum. Artık onu yazmaya başladığım zaman o 116 sayfa kitap oluyor. Evet, çekirdeğini yazıyorsunuz. Çekirdeğini yazıyorum. Evet. Bu Yansımalar da öyle. Eflatun'un bir cümlesiyle başladım. Yaşlılık bir felaket midir? Dedim ki bu soruyu Eflatun bana sordu. Ben de cevaplayayım. Evet, Eflatun, i̇şte, Platon. Platon. Şimdi bu da bir gece yazdığım 44-45 sayfanın eseri. Evet efendim. Böyle. Efendim, bize değerli vakitlerinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz. Bu haftaki Nide'den Kültürel Yansımalar programımız bitti. Haftaya görüşmek dileğiyle.